Dünkü vaka sayımız 52.676, vefat sayımız 248'dir. Toplam vaka sayımız 3.798.333'e, vefat sayımız 33.702'ye ulaşmıştır. Bildiğiniz gibi Mart ayının başından itibaren vaka durumlarını il il gösteren bir harita yayınlıyoruz. Bu harita vakaların her yerde artışta olduğunu gösteriyor. Covid-19 risk haritamızsa nüfusun %80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Şu anda iki olumsuz faktör güçlerini bize karşı birleştirmiş, daha hızlı yol almamızı zorlaştırmaktadır. Faktörlerden biri, belirsizliğin verdiği gerginlik içinde zamanla yorulmuş olmamızdır. Diğer olumsuz faktör, virüsün yeni varyantlarıdır. Yorgunluğun haklı sebepleri var. Mutasyon ve varyantlar konusunda ise genelde beklenti şansın bizden yana olmasıydı ama şu an için bu gerçekleşmedi. Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları COVID-19'un eskisinden daha hızlı yayılım göstermesinin sebebini virüsün yeni varyantlarına bağlamaktadır. Türkiye'nin tecrübesi bunu doğrulamıştır. Varyant ortaya çıktığı ilk şekle göre farklılık göstermiş virüs demektir. Virüsün geçirdiği değişim bazen etkisiz hale gelmesine de neden olabilir. 2003'te SARS adlı salgına yol açan virüsün ortadan kaybolması buna bağlanmıştı. Bugünse kısa vadede bunun tersi olmuştur. Vaka artışlarında etkisi yüksek olan varyantlarla virüsün daha ciddi değişime uğramış bir şekli olan mutantların işi zorlaştırdığı bir gerçektir. Hızlı yayılım dışında bunlar hastalığın daha ağır geçirilmesine de neden olabilmektedir. Bildiğiniz gibi son haftalarda çok sayıda mutant ve varyant virüs tespit ettik. Yeni vakaların %85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Virüsün değişime uğramış bu şekli ilk koronavirüse göre daha hızlı yayılmaktadır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen başka varyantlar var. Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 285 kişide. Brezilya varyantı ise 9 ilimizde 166 kişide görülmüştür. Az sayıda olmakla birlikte Kaliforniya, New York ile B1-525 varyantı da tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek bulaştırıcılığı nedeniyle sıkı takibini tavsiye ettiği E484K mutasyonuna ise 4820 vakada rastlanmıştır. Verdiğim bilgilerden anlaşılacağı gibi bu yeni durum vaka sayılarını etkilemekle kalmadı, gün be gün hastaneye başvurular ile yatan hasta sayısına da yansımaya başladı. Türkiye genelinde %59 olan yatak doluluk oranı ve %67.4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yoktur. Ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir. Sağlık hizmetlerimiz halen genel sağlık hizmetlerini muntazam olarak kapsayacak şekilde eksiksiz sürmektedir. Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa, örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz. Aziz vatandaşlarım, bu bilgiler günlük hayatımızın COVID-19 test laboratuvarlarının vaka tablolarının gerçeğidir. Bu gerçek bizi uyarıyor. Gerçeğin uyarısına dikkat etmek zorundayız. Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların %69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran %53'lere kadar düştü. Belirlenen gruplardan başlayarak aşı programı devam ediyor. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Yakın zamanda
hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz. Şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmıştır. İkinci doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Bu bilgi ışığında ister Türkiye aşıda başarılı diyelim, ister başarısızdır diyelim. Şurası tartışma götürmez bir gerçektir. Türkiye dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir. Değerli vatandaşlarım, şartlar bizi hızla toparlanmaya davet ediyor. Günlük vaka sayıları 50 binin üzerine çıkmışken başkasından duyulacak uyarıya ihtiyaç olmamalıdır. Haritalar, tablolardaki sayılar güçlü birer uyarıdır. Salgının getirdiği kısıtlamalarla günlük hayatın ihtiyaçları arasındaki makul dengeyi tekrar kuralım. Örnek aramayalım, biz örnek olalım. Aşı programı ilerlerken mücadelenin süresini kısaltalım. Bilmenizi istiyorum. Bu iş bitene kadar bir gün bile yalnız kalmayacaksınız. Bizi bir gün bile kararsız ya da yılgın görmeyeceksiniz. Sizden isteğimse moralinizi yükseltmenizdir. Her birinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Ramazanınızı yürekten kutlarım. Şimdi ben birkaç tabloyu özellikle vermek istiyorum. Burada 65 yaş üstünü görüyoruz ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası özellikle toplam vaka sayısı içindeki oranını görmüş oluyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 Ocak itibariyle toplam vaka içindeki oranı 17.7. Şimdi ise %8.2. Yani aşılama sonrası neredeyse toplam vaka sayısı içinde yarı yarıya düşmüş durumda. Ve bu dönemde aşılanan kişi sayısı ise 65 yaş üstü %76.4. Yani %100 aşılanamadı. Halen %23.6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız aşısı tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil. Bu da bu rakamların içinde olmuş oluyor. Bunun dışında sağlık çalışanlarına baktığımızda aynı tabloda sağlık çalışanları ise toplam vaka içindeki payı Ocak başında 1 Ocak'ta %5.3. Ağırlıklı sağlık çalışanlarımıza aşı yaptığımız için ki sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Biraz daha yüksek. %86 olan aşılama oranıyla birlikte toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5.3 iken şu an 1.37'ye kadar indi. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu. Burada ise hastanede özellikle 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının hastanedeki yatışlarını gösteren yatanlar içinde 65 yaş üstünde 57.4 iken şimdi %31'e kadar düşmüş durumda. Yani yatanlar içerisinde de neredeyse yarı yarıya kadar düşmüş olduğunu görüyoruz. Sağlık çalışanlarında bu daha belirgin çünkü aşılama oranı da daha fazla. %3.1 iken yatanlar içindeki oranı şu an 0.78. Yani 1/4 hatta 1/5 oranına inmiş durumda. Bu tabloda ise yoğun bakımda yatan vakaların
vakalar içinde 65 yaş üstü ve yine sağlık çalışanlarının oranını görüyoruz. Burada yoğun bakımda %69.9 yani %70'ten %48.4'e 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın oranını görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanları ise %1.1'den Ocak başında 1 Ocak'ta 1.1 iken toplam yoğun bakımda yatan hastalar içindeki payı şu an 0.25'e 4'te 1'e kadar inmiş durumda. Burada entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları, niye 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarını özellikle veriyorum? Özellikle erken dönemde sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızı aşıladığımız için aşının buradaki etkisini görmek açısından, ki etkisi ikinci aşı 28 gün sonra yapıldığından, ikinci aşıdan 14 gün sonra etkisini gördüğümüzden, yani ortalama 42 gün sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O nedenle Ocak başından itibaren 1,5 ay sonra bu oranların giderek bugüne doğru düştüğünü daha net göstermek için. Entübe vakalar içindeki 65 yaş üstündeki vatandaşımızın oranı %71'den %54.4'e indiğini görüyoruz. Sağlık çalışanları, ki alttaki kırmızı ile görülen kısım, o da %1.1 iken şu an 0.15'e, ki sağlık çalışanlarımızın %86 oranında aşılandığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Vefat edenler içinde ise 65 yaş üstü vatandaşlarımızda vefat edenlerin de %65 oranında düştüğünü görüyoruz. Ve burada aşılama oranında demin söylediğim gibi %76.4 olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yani buradan şunu anlıyoruz. Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış, hem yoğun bakım, hem de entübe olan hastalar boyutuyla baktığımızda belirgin bir fayda sağladığını, o nedenle vatandaşlarımızın bu noktada tanımlanmış olan kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermelerini özellikle ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alabilirim. Anadolu Ajansı muhabiri Serhat Usta. Buyurun. Efendim, siz de konuşmanızda bahsettiniz. Son dönemde günlük vaka sayıları 50 binin üzerine çıktı. Bu çerçevede tam kapanma veya farklı önlemler söz konusu olacak mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bugün bilim kurulu özellikle bu çerçevede yarından itibaren Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir diye genel kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlık yapıldı öneri anlamında. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında biliyorsunuz kabine toplantısı var. Kabine toplantısında bu önerileri, alternatifli, kapsayıcı alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve o çerçevede zaten Sayın Cumhurbaşkanımız devamında alınan kararları uygun gördüklerinde tensipleri halinde açıklarlar. Teşekkür ederim. Ama vatandaşımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Yakın temasla ve mutantın, varyantların özellikle %85 oranına kadar çıktığı bu dönemde ve bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Daha önce Kasım Aralık'ta yaşadığımız pikten farklı olarak bu pik mutant oranının giderek yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz.
O nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, yakın temas ve hareketli azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Bütün vatandaşlarımızın bu noktada özellikle hassasiyet göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Demirören Haber Ajansı'ndan Kaan Ulu. Efendim, vaka ve vefat sayıları son haftalarda hızla arttı. Sağlık sistemi bu sefer bu piki taşıyabilecek mi Sayın Bakan? Bir de az önce Rusya'nın uçuş kısıtlamasına yönelik bir kararı oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Rusya ile özellikle Sağlık Bakanı ile dün mevkidaşımla iki defa görüşmüştüm. Yakın zamanda bir heyet göndereceklerini ve burada özellikle bizim bazı bölgelerde Muğla gibi, Antalya gibi, İzmir gibi, Aydın gibi sertifikasyon yaygın uyguladığımız bir bölge. O bölgede aldığımız tedbirleri görme noktasına bir heyetin geleceğini, ona göre önümüzdeki dönem değerlendirmenin daha rahatlıkla yapılacağını söyleyebilirim. Ve bizim özellikle o bölgelerde, turizmin yoğun olduğu bölgede yaptığımız, aldığımız tedbirleri ve sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı bir yaklaşım içinde olacaklarını söyleyebilirim. Bunun dışında özellikle bu yaşadığımız Türkiye'de 3. pik, İstanbul için 4. pik diyebilirim. Vaka sayısının daha yoğun olduğu ama aynı oranda ağır hastamızın aynı oranda daha önceki pike göre artmadığını da zaten rakamlardan görüyorsunuz. Şu dönemde sağlık altyapımız açısından ciddi bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Toplamda yatan hastalar içinde yatak doluluk oranlarımızın şu an %56.3 olduğunu söylemek istiyorum. Yani 247 bin yatağımız toplam içinde doluluk oranının %56.3. Özellikle yatak, servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Yoğun bakımlar içinse demin söylediğim genel yoğun bakımlarla ilgiliydi. Özellikle erişkin yoğun bakım son derece önemli. 47 bin yoğun bakımımızın 32 bini erişkin yoğun bakım olarak kullanılan yatağımız. Yoğun bakımlar içindeki doluluk oranımız da erişkin yoğun bakımını özellikle vermek istiyorum. %71.3. Yani bu çerçeveden bakıldığında %30'a yakın kapasitemizin olduğunu, bu da 10 bine yakın hasta, ağır hasta anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum. Ama bazı illerimizde, bu genel ortalama, bazı illerimizde yer yer bir takım sorunlar yaşadığımız oluyor mu? Evet, bazı illerimizde oluyor. Mesela %80'in üzerinde yoğun bakım doluluğu oran, ben birkaç ilimizi söyleyeyim. Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize. Yoğun bakım doluluk oranı bu illerimizde %80'in üzerinde. Diğer bütün illerde %80'in altında. Ortalamada erişkin yoğun bakım anlamında söylüyorum %71.3. Şu an bir sorun olmadığını ama bunu yakinen takip ettiğimizi, kapasiteyi giderek bunu anlamda arttırma gayreti içinde olduğumuzu ve şu an elektif vakaları da halen yapmaya devam ettiğimizi, biz bir önceki pikte, Kasım Aralık pikinde elektif vakaları biliyorsunuz ötelemiştik. Şu an elektif vakalar halen yapıldığı dönemde olan yoğun bakım doluluk oranı. Eğer bu anlamda önümüzdeki dönemde bir sorun yaşanırsa elektif vakalarla ve genel bir düzenlemeyle COVID için ayrılmış yoğun bakım yatak sayımızı giderek arttırarak daha bu sorunu kolay yönetebileceğimizi söyleyebilirim. Yani şu an bir ciddi sorun olmadığını söylemek istiyorum. 80 üzerindeki illeri de ifade ettim. Teşekkür ediyorum. İhlas Haber Ajansı'ndan bir şey.
Efendim, COVID-19 bildiğiniz gibi dünyada bulaşmayan bir ülkenin olmadığı büyük bir pandemi. Benim genel bir sorum olacak bundan dolayı. Şu an hali hazırda birçok ülke ve firmanın aşıları bulduğunu biliyoruz. Biz de anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz, imzalıyoruz. Siz DSÖ başta olmak üzere bu firmaların yöneticilerine tüm insanlığın kurtulması için bu aşı formüllerini halkın kullanımına sunmasını daha önce teklif ettiniz mi? Bu benim kendi şahsi sorum. Diğer bir sorum, sağlığın her şeyden önemli geldiğini biliyoruz. Şu an pandemide sağlık resmen ticarete dönmüş durumda. Pandemide sağlığın tamamen ticarete dönüşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Ben fikri mülkiyetten başlayarak ticarileşmeye de kısmen cevap vermiş olayım. DSÖ'nün biliyorsunuz 2 hafta önce bir toplantısı olmuştu ve o toplantıya özellikle bakanlar düzeyinde basın toplantısına pek katılımın olmadığı, nadir olduğu bir toplantı idi. O toplantıda özellikle benim bütün dünyaya DSÖ örgütü Sayın Tedros'a da ifade ettiğim şu oldu. Özellikle aşıyla ilgili fikri mülkiyet haklarının çözülmesi gerektiğini ifade ettim. Yani bunu bir şekilde DSÖ çözmek istiyorsa, katkı sağlamak istiyorsa DSÖ'ye de formül geliştirebilir. Bütün dünyada üretimin yapılacağı her ülkede veya hangi ülkede yapılabilir olacaksa fikri mülkiyet haklarının çözülmesiyle daha kolay erişimin dünyada sağlanabileceğini ifade ettim. Kendileri de bu konuda haklı olduğumuzu, bu konuyla ilgili gayret ve çaba içinde olacaklarını ifade ettiler. Benim bu noktadaki yaklaşımım çok net. Bu anlamda fikri mülkiyet haklarını gerektiğinde dünyanın, ki Dünya Sağlık Örgütü bunu yapabilir, bu anlamda haklarına gerektiğinde çözüm getirerek üretme becerisi olan, potansiyeli olan bütün ülkelerde bunun önünün açılması gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Yani bunu en üst düzeyde de bütün dünyaya da, Dünya Sağlık Örgütü'nün basın toplantısında da özellikle ifade etmiştim. Teşekkürler. TRT Haber Televizyonu'ndan Çağla Gültüncel. Efendim, Ramazan döneminde aşılamada hangi aşamalara geçilecek? Ne kadar aşı tedarik edilecek? Bir de Sputnik V aşısı ile ilgili çalışmalar ne aşamada? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Aşı ile ilgili bizim daha önce de ifade ettiğim şekliyle aslında erişebileceğimizi düşündüğümüz 3 aşı söz konusuydu. Yani bir, Rusya'dan Sputnik aşısı olabilirdi. 2, Türk bilim insanlarımızın geliştirdiği BioNTech aşısı olabilirdi. 3, Çin'de inaktif aşıya erişimi söz konusu olabilirdi. Bu 3 aşıyla ilgili ta Ağustos ayında faz 3 çalışmasını her üçü için yapıp ülkemiz için etkinliğini görerek buna göre bir aksiyon almak istiyoruz demiştim. Ve o çerçevede de hem BioNTech hem de Sinovac için faz 3 çalışması Türkiye'de yapılmış oldu. Sputnik faz 3 çalışması yapılamadı. Daha önce de ifade ettiğim şekliyle toksikolojisi, kronik toksitesi bu anlamda tamamlanamadığı için onu da Türkiye olarak biz başlattık biliyorsunuz. Kronik toksitenin ara sonucu çıkmış oldu. Ara sonucu bu anlamda olumlu görünüyor ve iletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Ben şu son bir haftada 3 kez Sayın Sağlık Bakanı mevkidaşımla görüşmüş oldum. Hem Türkiye'de üretimi hem de erken dönemde verebilecekleri aşı miktarıyla ilgili. Erken dönemde aşıya erişim biraz daha düşük dozda görünüyor. Ama önümüzdeki 4-5 aylık zaman diliminde biraz daha miktar anlamında Sputnik aşısının Türkiye'ye gelebileceğini söylemek istiyorum. Bunun dışında Sinovac ile ilgili yaptığımız anlaşma Şubat ayı sonuna kadar bildiğiniz gibi 50 milyondu. Nisan ayı, yani bu ay sonu için ikinci bir 50 milyon anlaşması yapıldı, 100 milyon şeklinde. Ama bugüne kadar
gelen aşı miktarı 26 milyonu geçmedi. Önümüzdeki haftalar ben bu anlamda biraz daha önemli sayıda aşının gelebileceğini tahmin ediyorum. Bununla ilgili izinlerin verildiğini ama üretimle ilgili ve sevkiyatla ilgili önümüzde 2-3 hafta içerisinde bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bunun dışında BioNTech'le ilgili Uğur Hoca'yla ta başından beri neredeyse her hafta 2 defa görüşmüş oluyoruz. Bugün yine 2 defa görüşmüş olduk. Toplantı, bilim kurulu toplantısından önce yine kendileriyle de görüştüm. Bugüne kadar 4,5 milyon doz aşımız geldi biliyorsunuz. Ayrıca biz opsiyonel olarak 30 milyona tamamlamak üzere bir sözleşme yapmıştık. Gelecek ay sonuna kadar yine belli bir miktarın gönderilmesi şeklinde görüşüyoruz. Ama bu miktarın Mayıs sonuna kadar çok yüksek olmayacağını söyleyebilirim. Uğur Hoca bu noktada çok büyük gayret sarf ediyor. Gerçekten başından beri Türkiye'ye aşı gönderme noktasında yoğun bir çaba içinde. Bütün vatandaşlarımıza da selamları var. Toplantı öncesi özellikle konuştuğum için söylüyorum. Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler. Ve bunu arttırmak üzere de yani hem Mayıs sonu hem Haziran ayı dahil olmak üzere toplamda bunu daha da arttıralım diye görüşüyoruz. 10 gün içinde de bu rakamların en fazla ne kadar olabileceğini netleştirmiş olacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Şu an 4,5 milyon. Gelecek ay sonuna kadar biraz daha ilave olacağını tahmin ediyorum. Ama Haziran ayında en az 30 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söyleyebilirsin dedikleri için söylüyorum. 10 gün içerisinde de toplam bu 34,5 milyona ilave daha ne olabilir, nereye kadar çıkabilir, onunla ilgili de 10 gün içinde netleşmiş olacak. Bütün bunlardan şunu demek istiyorum. Bizim Haziran sonuna kadar elimizde bu çerçevede yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. Yani bizim normalde Haziran sonu itibariyle en geç Mayıs, bilemediniz Haziran demiştim. En geç Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşına kadar da bu 30 milyon rakamıyla söyleyebilir duruma geldiğimizi ifade etmek istiyorum. O nedenle de vatandaşımız şundan emin olsun. Aşıyı çeşitlendirmek ve miktarı arttırmak için ta Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. Dünyada aşı savaşının olduğunu da biliyoruz. Ama buna rağmen üretimi olmadığı halde dünyada 6. sırada aşıyı yapan bir ülkeyiz. En geç Haziran sonu olmak üzere bu anlamda 40 yaş hatta 30-35 yaşa kadar vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söylemek istiyorum. Onun için de Ramazan dahil önümüzdeki 1-2 ayı yakın teması kapalı kalabalık ortamlar yeterli havalandırılmamış ortamlarda bulunmayıp yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek kazanımlarımızı kaybetmeden bu dönemi geçirirsek aşıya erişimimiz için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum. Devamında da zaten yerli aşımızla ilgili daha önce söylemiştim. Yerli aşıda faz 2 çalışması bitti. 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. Zannediyorum 2 veya 3 hafta içerisinde faz 3 çalışmasına geçilebilir. Faz 1'de şu an devam eden 2 tane çalışma var. Gelecek hafta 3. bir aşı daha ilave olmuş olacak. Yani bu anlamda Eylül ayında faz 3'ü bitecek olan
Ve öyle umduğumuz ilk aşımız devamında Ekim-Kasım'da da diğer aşıların biteceğini, başarıyla sonuçlanırsa üretime geçilebileceğini ayrıca söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yüreğim Gazetesi Meltem Özgenç. Sayın Bakan, aşı hakkı olup da reddedenlerin sayısı nedir? Vatandaşlara bu konuda bir tavsiyeniz var mı? Teşekkür ederim. Şimdi ben aslında demin oranları verdim. Şöyle vermiş oldum, tersinden söyleyeyim. Sağlık çalışanlarının, tanımlanan sağlık çalışanlarının %86'sı aşılandı. Yani %14'ü halen isterse tanımlandığı için gidip aşısını yaptırabilir. %14'ün yaptırmadığını görüyoruz. 65 yaş üstü tanımlandı biliyorsunuz. 60 yaş üstü de ama ben 60 yaş üstü %40'larda şu an, 60-65 yaş arası. Ama 65 yaş üstü tanımlandığı halde şu an %76.4. Yani %23.6'sı tanımlandığı halde, zamanı geldiği halde aşısını yaptırabilmiş durumda değil. Ben demin ifade etmeye çalıştım. Aşının hem hastaneye yatışı, hem toplam vaka içindeki payların düşüşü, hem yoğun bakımdaki etkisini, entübe hastalardaki oranını ne kadar düşürdüğünü söylemeye çalıştım. Dolayısıyla bizim tanımlanmış olan grubun, kişilerin hiçbir şekilde geciktirmeden erken dönemde aşılarını yaptırmalarını özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun başka çözümü yok. Yani şu an görünen aşı ve ilaç. İlaçla ilgili somut bir gelişme dünyada daha yok. Ama aşıda önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Erişimle ilgili her ne kadar sorunlarımız var ise de bu anlamda epey mesafe aldığımız görülüyor. O nedenle vatandaşlarımız sırası geldiğinde geciktirmeden aşısını yaptırıyor olmalılar. Teşekkür ediyorum. Evet. Ömür Tüccar MTV. Efendim, Çin Hastalık Kontrol Merkezlerinin direktörü ülkede üretilen koronavirüs aşılarının etkisinin düşük olduğunu açıkladı. Etkiyi arttırmak için de farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü ya da bir üçüncü doz uygulaması yapılabileceğini söyledi. Türkiye'de böyle bir uygulama olacak mı? Bunu sormak isterim. BioNTech aşıları ve Sinovac aşılarının kombinlenerek uygulanması gibi bir durum söz konusu olacak mı? İkinci olarak bu soruyla bağlantılı olarak bir de şunu sormak istiyorum. Ülkemizde aşılananlar şu anda merkezi sistem üzerinden takip ediliyor. Şu ana kadar Sinovac aşısı olan kaç kişi enfekte oldu? Bunların kaçı semptom göstererek hasta olarak hastaneye kaldırıldı? Ve vefat sayılarını da bizimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Özellikle Sinovac'la ilgili yapılan açıklama bugün biliyorsunuz düzeltildi, yanlış anlaşıldığı ifade edildi. Orada söylenmek istenen şu, bizde yapılan çalışma, faz 3 çalışmasında %82,5 miydi Serhat Hocam? 83. %83,5. %83,5 etkinliğiydi. Dolayısıyla şunu demek istiyor. Aşının etkinliği bir yere kadar. Bu aşının etkinliğini arttırmak için farklı aşılarla kombinasyon yapılarak bu etki daha da arttırılabilir mi? Söylenmek istenen aslında bu. Bunu biliyorsunuz İngiltere'de de AstraZeneca ve BioNTech için de aynı şey düşünüldü. Yani bir kombinasyon yapılarak, kombinasyonla birlikte var olan etkinlik daha ne kadar arttırılabilir yaklaşımıydı. Bundan öte bir durum değil. Türkiye içinde şu an böyle bir durumu düşünmüyoruz. Zaten şu dönemde bizim temel hedefimiz vatandaşımızı hızla herkesi öncelikle aşıyla buluşturma çabası içinde olmak ve bunu sağlamak şeklinde. Mutantların süreçte varyantların özellikle farklı değişik varyantların devreye girmesi ve aşının bunda etkili olup olmama durumları bu süreçte bizim gelişmelere göre gerektiğinde yine topluma açıklama yapabileceğimiz, bilim kurulunun bu konuda bir aksiyon alması gerekiyorsa, bir farklı yaklaşım geliştirilmesi gerekiyorsa zaten o durumda da açıklamış oluruz. Teşekkür ediyorum.
Bir de şeyi sordunuz. Aşılarla ilgili ben aslında demin söylediğim ağırlıklı Sinovac aşısı. BioNTech daha yeni yapıldığı için etkisini daha görmüş değiliz. Sinovac aşısının toplam vakalar içindeki özellikle sağlık çalışanı ve 65 yaş üzerinde ne kadar etkisinin olduğunu göstermeye çalıştım. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir etkisini görüyoruz. Ve vefatlarla ilgili de sayıların yüksek olmadığını ama sonuçta aşıladığınız grup 65 yaş üstü, 80 yaş üstü, 90 yaş üstü ek hastalığı çok olan kişiler de aşılandı. Aşının etkisini bu anlamda değerlendirmek noktasında da zaten bilim kurulu o vakalarla ilgili, vefat eden vakalarla ilgili bir dosyaları incelemiş oluyorlar. Bu anlamda etkisini belki önümüzdeki haftalar daha net söylemek mümkün olabilir. Ama özetle aşının önemli oranda etkisinin olduğunu ve insanımızın tanımlandığında, sırası vatandaşımızın geldiğinde aşısını mutlak yapma noktasında bir gayret ve çaba içinde olması gerektiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İtalya Çiftaş Alhaber, efendim geçtiğimiz aylarda grip aşısıyla ilgili de bazı tartışmalar olmuştu. Türkiye'nin grip aşısını yeterli sayıda aşının Türkiye'ye getirilmediği ve vatandaşın talebinin bu aşılarla karşılanamayacağı iddia edilmişti. Türkiye'de grip vaka oranı nedir? Getirilen aşılar vatandaşın talebini karşıladı mı? Son durumu öğrenebilir miyiz? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Griple ilgili biliyorsunuz çok gündem oldu. Hatta bir dönem neredeyse 84 milyon vatandaşımızın grip aşısı yaptırması önerildi veya istendi. Veya böyle bir kampanya söz konusu oldu. Ve o zaman da hatırlarsanız şunu söylemiştik. Güney Yarımküre'de influenza'nın 16'da 1'e düştüğünü ki bizde bizim toplumumuzda olduğu kadar maskenin kullanılmadığını, o nedenle influenza'nın Türkiye'de maske yaygın kullanımı olduğu için görülebilirliğinin çok düşük olacağını, vatandaşımızı bu anlamda lütfen tedirgin etmeyin ifadelerini kullanmıştım. Ve birçok ülke, Almanya 26 milyon, İngiltere 30 milyon tedarik etmişti. Şu an biz halen neredeyse influenza'yı görmedik. Ve bizim bir önceki yıl 1.3 milyondu. 2.560 bin grip aşısı bu yıl tedarik etmiştik. Bu 2.560.000'in 2.320.000'i yapıldı. 40 yaşına kadar da tanımlamış olmamıza rağmen. Ve sağlık çalışanlarımız 1.100.000 kişi, 1.100.000 kişiye 600.000 ayırmış olmamıza rağmen sağlık çalışanlarımızın yaptırdığı grip aşısı 264.000 oldu. Ve şu an halen 240.000 grip aşımız var. Ve influenza da halen yok. Ve ağırlıklı influenza bildiğiniz gibi çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Bunu bütün arkadaşlar, özellikle hekim arkadaşlar, çocuk hekim arkadaşlar bu yılın çocuk polikliniklerinin ne kadar düşük sayıda geçtiğini iyi bilirler. Biz salgınları görmedik. O nedenle 2.560 yani 2.560.000 grip aşısı bile tüketilemedi. Tüketilemediği gibi biz influenza'yı da görmedik. Yani neredeyse onu da fazla yapmışız. Daha önceki 1.3 milyondan fazla yapmamız da doğru değilmiş. Ama bütün neredeyse 84 milyon vatandaşımıza grip aşısı yaptırın diye bir kampanya başlamıştı. Küresel firmaların buradan ne kadar etkilendiğini artık
Siz tahmin edersiniz. Teşekkür ediyorum. TV 100 Melike Görür. Efendim, normalleşmeyle birlikte ilkokul 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Özel anaokulu ve kreşler de zaten bu dönemde hep açıktı. Okulların tekrar uzaktan eğitime geçilmesi yönünde bir tavsiye kararı alındı mı bugün? Ve buna bir ek olarak da öğretmenlerin aşılaması nasıl gidiyor? Önümüzdeki dönemlerde nasıl bir planlama yapılacak? Teşekkür ediyorum. Özellikle öğretmenlerin, bildiğiniz gibi köy okulları, İlkokullar açık olduğu için ve açık olmalarını önemledik istediğimiz için öğretmenlerin aşılamalarına oradan başladık. Ve önümüzdeki zannediyorum yani Ramazan ayı döneminde 2-3 hafta belki daha da uzun sürmez 2-3 haftalık zaman diliminde biz ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz. Ve bu tanımlandı. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde bu bitmiş olur. Bunun dışında bilim kurulu başından beri kapatılacaksa en geç kapatılan, açılacaksa en erken açılacak olan eğitim kurumları olarak hep gördü. Bu çerçevede yine tabii ki alternatifli öneriler tartışıldı. Ama 8. ve 12. sınıfların özellikle imtihan günleri de belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından açık kalmaları noktasında, eğitimin devam etmesi noktasında genel bir değişmez yaklaşım söz konusu. Ve o sınıflarla ilgili de biz öğretmenleri tanımlayıp onların da aşılamalarını ilkokullar dışında erken dönemde yapmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Efendim, Yeşim Karacaoğlu, Fox Haber. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu tam kapanmayla ilgili aslında bir açıklama yaptınız. Cumhurbaşkanı uygun gördüğünde dediniz ama bilim kurulu tam kapanmayla ilgili ne önerdi bugün toplantıda? İkincisi, bu yüksek vaka sayılarına ilişkin olarak bu artan vaka sayılarının sorumlusu gerçekten sadece bu tedbir almayan vatandaş mı? Ciddi anlamda rakamlar korkutuyor çünkü. Hep tedbirlere biz burada dikkat çekiyoruz ama hani belki daha dikkat çekici bir şekilde nasıl uyarılabilir vatandaşlarsa eğer sorumlu olanlar, ne düşünüyorsunuz? Sorumlu hepimiziz. 84 milyon. Ve bilim kurulu başından beri bu salgının, bulaşın nasıl olduğunu hep anlata geldi. Ve özellikle şu dönemde varyantların da daha yoğun olmasıyla birlikte yakın temasla bu virüsün çok kolay bulaştığını biliyoruz. O nedenle 84 milyon vatandaşımız bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeme adına hepimizin üzerine düşeni yaparak bu kazanımları kaybetmeme çabası içinde olmalıyız. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Ramazan ayını dinlenerek Ramazan sonrasını daha düşük vakayla sürdürelim, devam ettirelim ifadesini kullanmışlardı. Bilim kurulu da öneri anlamında alternatifli yaklaşımlarını ortaya koydu. Bunları ben yarın bakanlar kabinede sunmuş olacağım. Dolayısıyla kabinede tartışılır olacak alternatifleriyle birlikte. Sonuçta bilim insanı olarak sizin söyledikleriniz daha farklı olabilir. Ama toplumun sosyolojik yapısı da var, psikolojik yapısı da var, ekonomik yapısı da var. Bu dengeyi kurarak bir iradenin karar vermesi gerekiyor. Bu anlamda bilim kurulu da önerilerini yapmış olacak. Dolayısıyla alınacak kararlar tartışılarak bütün bu dengeler gözetilerek sonuçta alınmış olur. Ve Cumhurbaşkanımız da temsilcileri halinde zaten açıklamış olur tartışılan, önerilen ve tartışılan kararlar. Teşekkür ediyorum. Hem CNN Türk Televizyonu Arda Erdoğan.
Bugün bazı bilim insanlarının BioNTech aşısının randevuya rağmen gitmeyenler sebebiyle ziyan olduğuna ilişkin açıklamaları oldu. Bu doğru mudur? Eğer doğruysa Sağlık Bakanlığı'nın elinde kaç doz aşının ziyan olduğuna ilişkin bir rakam var mıdır? Eğer tüm bunlar doğruysa bunu engellemek adına nasıl bir tedbir alınabilir? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bu özellikle çok hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Biz hatta kuruluşlarımıza şunu söylüyoruz. Bildiğiniz gibi flakon çözüldüğünde 6 kişiye uygulanıyor. 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılmasını öneriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda 6 kişi randevuya gelindiğinde flakon açılırsa bir kayıp söz konusu olmaz. İkincisi, o flakon gün içinde kullanılıyor. 60 kişiye randevu verdiğinizi düşünün. 60 kişi için 10 flakon kullanılması gerekiyor. O gün için en son 10. flakon için gelmeyenler olursa 10. flakonda kayıp olur. Yani her flakonda olmaz. Randevu verdiğiniz her 6 kişiden birini veya ikisinde kayıp olmaz. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. 6 kişinin özellikle randevuya geldiğinde flakonun açılmasını, kayıpları minimalize etme noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz. Denildiği şekliyle her flakonun 6 kişiye uygulanması gerekirken 3 kişiye, 4 kişiye uygulanıyor, randevusuna gelmediği için kullanılmıyor gibi olmadığını ifade etmek için söylüyorum. Hiç mi olmuyor? Olabilir. Ama bu oranın yüksek olmadığını söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Son soruyu alalım. Tarihte televizyona yapıldı. Ülkemizde kısa bir süredir BioNTech ve Sinovac aşısının iki farklı aşının uygulandığını biliyoruz. Bu aşılardan BioNTech aşısının Avrupa Birliği'nden onayı olduğunu ve aşı pasaportu için geçerli olduğunu biliyoruz. Ancak Sinovac aşısı ile ilgili böyle bir çalışmanın henüz olmadığını da biliyoruz. Çin'in ya da Türkiye'nin Sinovac aşısı ile ilgili Avrupa Birliği'ne onayına dair bir başvurusu, bir çalışması var mıdır, olacak mıdır? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Özellikle Serhat Hocam burada bilirler. Faz 3 çalışması haftaya zannediyorum yayınlanmak üzere gönderilmiş olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nde zaten tanımda ama eğer yayımı söz konusu olursa ki olacağını düşünüyoruz. Devamında bu anlamda bir sorunun olmayacağını rahatlıkla söylemiş olur. Söyleyebiliriz. O nedenle önümüzdeki dönemde aşı pasaportunda Sinovac aşısı olmayacak diye düşünmeyelim. Bunun yayınla birlikte daha kolay aşılacağını söyleyebilirim. Sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa Serhat Hocam bu konuda. Çin hükümetinin Dünya Sağlık Örgütü'ne müracaat olduğu açıklandı zaten. Evet. Dolayısıyla müracaatı da olduğu için yayında söz konusu çok yayında uzun sürmeyecek. Yayında söz konusu olduğunda zaten bu sorun olmamış olacak. Teşekkür ediyorum.